Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir bebek tarifi paylaşacağım. Henüz ismini ben de koymadım. Bebek bittikten sonra ismi de olacak inşallah. Bacak yapımıyla devam ediyorum ten rengiyle. 5 zincir çekerek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şurada ilk ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Sondaki ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere. Şu şekilde aynı yere 3 sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Burada 1, 2 ve 3 sık iğne. Bu sıramız bitti. Elimizde 9 tane sık iğnemiz var. Burada ilk ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yaptım. Bir artırma yapmış oldum. 1, 2 tane aradan örüyorum. Düz bir şekilde. Ve 3 tane artırma yapıyorum ard arda. Yani bu iç ilmeğin içine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. 2 tane ard arda artırma yapıyorum. Ve devam ediyorum. Burada bir sık iğne, yanındakine bir artırma. Artırma dediğim yerlere 2 tane sık iğne yapıyoruz aynı ilmeğe. 2 tane sık iğneyi aradan düz örüyorum. Şu şekilde düz örüyorum demek de ilmeklere birer tane batıyorum. Artırma yapmıyorum demek. Bir sık iğne, bir artır. 3 defa burada. Bir sık iğne, bir artır. Bir sık iğne, bir artır. 3 defa artırma yaptım bu dönüşte. Bir sık iğneyi düz örüyorum. Ve bir sık iğne, bir artır. Bir sık iğne, bir artır. 2 defa da burada artırma yaptım. Devam ediyorum. 6 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. İlk sırayı birlikte örelim. Sonrasında 5 sıra örüp geleceğiz. Bütün ilmeklere birer tane batıyorum. Düz örüyorum demek bütün ilmeklere düz batıyorum. Yani birer tane artırma yapmadan örüyorum demek. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklere birer tane artırma eksiltme yapmadan tek tek batıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu sırayı bitirdim. Bunun üzerine 5 sıra daha artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Bu ördüğümüz sırayla birlikte 6 sıra olmuş olacak. 6 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örecektik. İlk sırasını birlikte ördük. 5 sıra da ben üzerine ördüm. Şimdi bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şu şekilde. Buradan 11 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Yine örgümü ters çeviriyorum. Şu ilk ilmeğe batmıyorum. İkinciden 10 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir zincir çektim. Yine örgüyü çevirdim. İlk ilmeğe batmıyorum. İkinciden 9 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir zincir çektim. Geri döndüm. İlkine batmıyorum. İkinciden 8 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ve 8. Şimdi yandan aşağı doğru inip buraya kadar dolanacağız. Nasıl yapacağız? Şuraya batarak başlıyorum. 26 sık iğne hocam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26. Burada yer belirlemek için farklı renk ipimi koyuyorum. Siz iğne de var, ayıraç gibi. Onu da kullanabilirsiniz. Ben sevmiyorum, zor oluyor. Bana göre ip daha kolay. 1 2 sık iğne yapıyorum. Burada eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi ben şu şekilde dış taraflardan yapıyorum. Şuradan ve buradan alıyorum. İkisini bir örüyorum. Siz bildiğiniz gibi eksiltme yapabilirsiniz. Bu gizli eksiltme oluyor. Belli olmuyor. 1 2 sık iğne, bir eksilt dışlardan alarak 6 defa eksiltme yapacağım. 1 2 sık iğne, 3. eksiltme. 1 2 sık iğne, 4. eksiltme. 1 2 sık iğne, 5. eksiltme. 1 2 sık iğne, 6. eksiltme. Sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi elimizde 20 sık iğnemiz var. Devam ediyorum. 8 sık iğne, 1 eksilt yapacağım 2 kez. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne, 1 eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne, 1 eksiltme. Elimde 18 tane sık iğnem kaldı. Devam ediyorum. Buradan 3 sık iğneyi düz örüyorum. 1 2 3 ve 8 defa ilmek kaydırma yapacağım. Şu şekilde batıyorum. Bu baştakini arkadakinin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma CC deniliyor buna. Batıyorum. Arkadakinin içinden geçiyorum. Batıyorum. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçiyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 ve 8. Burada da 7 sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. Evet, bu sıramız da bitti. Ben şu şekilde bir plastik kestim. Yoğurt kabından kestim. Yoğurt, dondurma, peynir, daha sert hangi kap varsa hepsinden hep kesebilirsiniz. Olabilir hepsi. Şu şekilde burayı elyafla dolduruyorum. Artık bunun üzerine 18 sıra artırma eksiltme yapmadan, 18 sık iğne ile artırma eksiltme yapmadan 28 sıra düz öreceğim. Sayalım yine bacağı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. Evet. Bu sıradan sonra artık, ilmek kaydırma sırasından sonra 28 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İlk sırayı birlikte örelim. Diğer 27 sırayı örelim. Gelelim. Bacak bitecek. İlk bacaktan ipi koparalım. İkinci bacaktan ipimizi koparmayalım. Onunla
gövde birleştirme yapacağız. Şu şekilde bütün ilmeklere birer tane batarak sık iğnemizi örüyoruz. Bir önceki sırada ilmek kaydırma yaptığımız yerleri, yani şu ön kısımları biraz gevşek yaparsak bu sırada örmesi çok zor olmaz. Ama çok sıkı yaparsak örmek çok zorlaşabilir. Onun için çok sıkmadan yapsanız daha iyi olur. Şimdi bu sıramı bitirmek üzereyim. Yani düz dediğim bu. Bütün ilmekleri birer tane batarak örüyoruz. Şimdi bir sıramı ördüm. 27 sıra daha örelim ve bacağımız bitmiş olacak. İlk ördüğümüz bacaktan ipi koparalım. İkinci bacaktan ipi koparmayalım. Devam edeceğiz. Evet, ikinci bacağımı da ben ördüm. İpimi dediğim gibi koparmadım. İlk bacaktan koparmıştım. Bu benim sol bacağım. Bu da sağ bacağım. Burada diğer bacağı birleştirerek öreceğiz. Sağ bacaktan gövde oluşumunu yapacağız.